Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile Teytayte Geometry Camp'in 29. haftası 4. videosundayız. Koni de kaldığımız yerden devam edeceğiz ve koni konusunu bu videoda sonlandıracağız. O zaman dersimize başlayalım. 16. örnekte kalmıştık ama 16. örneğe başlamadan önce size birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu koni, küre ve silindir birbirine yakışan 3 konudur, iç içe sorulabilir. ÖSYM'de sormayı seviyor. Mesela silindirin içerisine bir küre koyabilir. Şöyle bir küre koyabilir. Ya da küreler koyabilir. Ki sordu da. Ya mesela iki tane küre koyabilir. Mesela iki küreyi de şöyle birbirine teğet olacak şekilde koyabilir. Ya yani merkez teğet çektikleri yaparak sonucu ulaşırsın. Zaten kürede bunu anlatacağız. Ya da e, küreyle ne bileyim küreyle koniyi iç içe koyabilir. Ya da silindirle koniyi de iç içe koymayı gerçekten çok seviyor. Mesela en basit örneği silindir şeklinde bir kalem olsun. E de sormuştu. Bunu yonttu. Yontunca da şöyle bir ucunda koni oluştu mesela. Bunu gerçekten çok sever. Mesela bu soruları gördüğümüz zaman silindirle koniyi iç içe gördüğümüz zaman hacim muhabbetinden gidebilirsiniz. Birinin hacmi pi re kare çarpı h, öbürünün pi re kare çarpı h bölü 3 olarak gidebilirsin tabii de. Ben şimdi size ana bir şey göstermek istiyorum. Silindiri böyle olsun ve yükseklikleri aynı olan silindir ve koniden bahsedeyim mesela. Koni de bu şekilde olsun. Şimdi sen şuradaki Koninin hacminin ne dersin? Hocam pi r kare çarpı h bölü 3. Silindirin hacmine ne dersin? Pi r kare çarpı h. Her ikisinde de yükseklik aynı değil mi? Evet. Pi r kare çarpı h. Aa oranladığın zaman ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Heh. İşte yüksekleri olan, yükseklere aynı olan silindir ile koni de burada v ile 3 v bağıntısı var. Yani sen böyle bir şey gördüğün zaman bir silindir ile bir koni iç içe gördüğün zaman Şunun hacmine V diyecek olursa silindirin hacmi 3V'dir. Bak bunu unutma. Bunu kullanacağız. E hocam bu şekilde V işimize yarayacak mı? Silindirle koni iç içe değil. Evet değilse silindirle koni aynı soru içerisinde kullanılmışsa o koniyi bir silindir içerisine al ve şurası V iken buna 3V de. Emin ol daha rahat bir şekilde yapacaksın. Şimdi sorularda da bunu göreceksin zaten. Evet umarım bu mantığı anlamışsındır. V'ye 3 V'yi gerçekten biz çok kullanıyoruz. Silindirle özellikle silindirle koni iç içe olduğunda ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Haydi bakalım. Ben sildim ama sen burada küçük notlarda alabilirsin üst tarafa. O üst tarafa notlarını da yaz. Şekil 1'de yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koni. Evet bu koninin yüksekliğini kaç vermiş arkadaşım? 6 vermiş. Demek ki ben bunu kullanacağım. Devam edelim. Koni şeklindeki bir tıpa şekil 2'de ise 10 cm yüksekliğine kadar su dolu olan bir dik silindir verilmiştir. Evet dik silindir 10 cm yüksekliğine kadar su ile doluymuş. Tıpa silindire takılırsa silindirin içindeki su miktarında azalmadan şekil 3'teki görüntü oluşuyor. Ha, Ne oldu? Tıpayı taktım. Tıpayı takınca hani şöyle taktık ya bu hacmi kadar su falan yükseltiyor ya buradaki boşlukta olmuş oluyor. Yani ben buradan ne anlamış oluyorum? Beyaz hacmi bu koni ile doldurmuş oluyorum. Yani o zaman buradaki hacim V iken buradaki hacim de V olur mu arkadaşlar? Olur. Çünkü su taşmamış. Taşmadan beyaz hacmi ben bunu da doldurmuşum. Çünkü hacmi kadar su yükselti diyoruz ya. O zaman koninin hacmi ile oradaki boşluğun hacmi birbirine eşit olmuş oldu. Tamam. Bunu V olarak biliyoruz. Eyvallah. Buna göre silindirin yüksekliği kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ben silindirle koniyi aynı anda gördüğüm zaman hemen o koniyi bir silindir içerisine alırım. E hocam burası V iken bak koninin hacmi V iken bunun hacmi kaç V olacak diyordum. 3 V olacak diyordum. Peki çıkarttım. Çıkarttığım zaman ne oluştu arkadaşım? Çıkarttığım zaman da tıpayı çıkarttım mesela. Çıkarttığım zaman da şöyle bir şekil oluşacak. Şimdi sen bunu çıkarttığın zaman o şekli burada ya hani şöyle bir şey oluştu. E hocam şuradaki koninin hacmi V şuradaki boşluğun hacmi de V. E o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? Ben tamamının 3V olduğunu biliyorum ya. Hocam buraya 2V kaldı o zaman. Çünkü tamamı 3V. E sonra buradaki yüksekliğin kaç olduğunu biliyoruz biz. Bak buradaki yüksekliğin biz zaten koninin yüksekliği olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. E prizmalarda hani hacimlerle yüksekler doğru orantılı değil miydi? O zaman şuradaki yükseklikte 6 ise bu V'ye 2V hacim varsa V'deki kısım şuradaki kısım X ise 2V'deki kısım ne olacaktır arkadaşlar? 2X olmaz mı? Çünkü hacimler yüksekleriyle doğru orantılı. Yani şurası xken burayı ne bulduk 2x bulduk arkadaşım. Sonra devam edelim. Şurayı x bulduk. E buna göre silindirin yüksekliği kaçtır diye soruluyor. E arkadaşım silindirin yüksekliği bulur? Silindirin yüksekliğine 10 artı x. Hadi x'i bulalım. Biz buradaki 3x'in ne olduğunu biliyoruz. 3x'in 6 olduğunu biliyoruz çünkü koninin yüksekliğini 6 vermiş. O zaman x'i böylelikle 2 bulduk. X 2 bulduysak bizden silindirin yüksekliği isteniyor. X yerine 2 yazdığımızda cevapta kaç çıkar? 12 çıkar. Evet gördüğünüz üzere silindir ile koni birbirine çok yakışan bir koni. Konu e, ne yapıyorsun? O koniyi silindir içerisine aldığın zaman çok da güzel bir şekilde çıkıyor. Şimdi sıradaki soruda aynı bununla alakalı bir soru. Ve sonra bir tane daha sorum var. O da kesik bir bitti arkadaşlar. O zaman daha net bir şekilde anlayacaksın. Tekrarlayayım mı? Ya da sen tekrarını da alabilirsin. Bunun hacmine V dediğim zaman şuradaki silindir oluşturduğum zaman 3V oldu. Tıpayı çıkarttığım zaman şöyle bir şekil oluştu. E boşluk V ya. E, buraya 2V kaldı. E hacimler oranı yükseklikler oranına eşit oldu. X 2x oldu. Tüm yükseklik 3x 6'ya eşit olduğundan x'i 2 bulduk. E sonra da x'i 2 bulduysak şuradaki boşluktaki x 2 ya. Silindirin yüksekliği soruluyor bize. Burası da 10 olduğundan cevap 12 yaptı. Güzel bir soru. Geldik örnek 17'ye. Evet örnek 17'de ne demiş? Yüksekliklerin uzunlukları 18'er birim olan. Evet hem silindirin yüksekliği hem de koninin yüksekliği 18 birim aklımızda bulunsun. İçi boş bir dairesel dik koni ve içi su dolu silindir şekil birdeki gibi tabanları zemine paralel olacak şekilde ipler yardımıyla dengede durmaktadır. Silindirin tabanından bir delik açılıp suyun koninin içine akması sağlandığında. Evet buradan bir delik açtım ve buraya aktı. Hocam şu araya akmaz mı? Hayır bak bu zemine tam değiyor ya. Burada boşluk yok artık. Buradan buraya su akamaz arkadaşlar. Burada dikkat edin. Normalde su akmaya devam etseydi böyle piston yardımıyla mesela şuradan bir piston koydum mesela su ee, atmaya akmaya devam etseydi tabii ki buraları da dolmaya devam ederdi. Ama burada bu böyle kalıyor arkadaşlar. Ee, yok dolamaz gerçi. Piston yardımıyla da yapsan arada boşluk olmadığı için olamaz. Neyse devam. Silindirin tabanından bir delik açılıp buraya konuldu. Eyvallah. Şekil 1'de verilen koninin hacminin silindirin hacmini oranı 3 olduğuna göre. He ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar şekil 1'deki koninin hacmi. Koninin hacminin silindirin hacmini oranı. O zaman koninin hacminin silindirin hacmine oranını yaparken arkadaşlar pi r kare. Ee, ben buradaki yarı mesela ne diyeyim arkadaşlar? Bu silindirin yarı çapı değil mi? Ya da koninin yarıçapı da şu değil mi arkadaşlar? Evet. Pi r koninin karesi pi r kare çarpı h. H iki her ikisinde de 18'di. Bölü 3 değil midir hacmi? Evet. Bölü silindirin hacmi de pi r silindirin karesi çarpı 18 değil midir? Tavalanan çarpı yükseklik. İşte bu kaç verilmiş? 3 verilmiş. Arkadaşlar pi'ler ve 18'ler gitti mi? Gitti. Buradan ne geldi? Buradan bölü 3 öbür tarafa atınca r k'nın yani koninin karesi bölü r silindirin karesi eşittir. Bölü 3 çarpı 3 diye geçti. 9 yaptı. her iki tarafın kare alırsam r koni bölü r silindir kaç çıktı arkadaşlar? Kare kökünü aldığı zaman 3 çıktı. Yani burası r iken burası ne oldu arkadaşım? 3 r oldu. Bunu kullanacağım. Şimdi gelelim şuraya. Koni ve silindir iç içe. Bak şuradaki küçük koniye dikkat et. Hocam ben bunu şöyle bir şey yapayım. Ne yapayım? Şunu çok seviyoruz dedik ya. Bir silindir içerisine alayım. Silindir içerisine aldıktan sonra. Şimdi şuranın hacmi V mi? V. E bu buradaki koninin içine gitti ya. Buradaki hacim V iken buradaki hacim de V mi? V. E hocam bu V iken dikkat et. Şu kısım ne oldu? 3V. Çünkü Koni ve silindirde videonun başında dedim. Yüksekleri aynıysa ki iççe ne olacaktır? Burası V iken burası 3V olacaktır diye söyledik. E hocam bu silindirdeki 3V hacmi bu silindirdeki V hacmi. V hacminde x yüksekliği varsa o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 3x kadar mı olacaktır? Evet hatta bunu da buraya çizeyim. Şurası 3x kadar oldu. Eyvallah burası 3x bulduk. Çünkü hacimlerle hani bir prizmada hacimlerle yüksekler doğru orantılıdır. Burası x'ken burası 3x buldum. E burada R'ye 3 R var. E bunu da kullanayım ben. Hocam R'ye 3 R varken şöyle çizdiğimizde 1 bölü 3 oran. Yani burası K iken burası 3K mı olacak? Evet buraya 2K kaldı. A dikkat. Burası K 2K bulduk ya. Dikkat et. E o zaman burada silindirlerin yükseklikleri arasında bir muhabbet yapabilirim. Şurası neydi? 3x değil miydi? Evet. Burası 3x ise 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran var. Burası da 6x mi olacak? Evet. Burası 6x olacak. Bu ne oldu? Koninin yüksekliği oldu. Koninin yüksekliği 9x aynı zamanda 18 olarak verilmişti. O zaman x'i kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. O zaman örnek 17'nin cevabında silindirin boş kısmının yüksekliği soruluyor. Yani x soruluyor. Cevap da 2 çıktı. Bakın güzel bir şekilde şöyle bir şey yapınca. Tabi hacimden de gidebilirsin ama şu v'ye 3v olayını bilirsen senin açısından çok çok daha rahat olacaktır. ÖSYM de bunu seviyor. ÖSYM'de soru sorduğunda sen de bu koniyi bir silindir içerisine alırsan böyle hoş olur. E hocam burada küçük koniyi aldık. Evet çünkü burada su vardı. Şu büyük koniyi niye silindir içine almadık? E büyük konide içinde su yok ya o yüzden tercihim bundan yana oldu. Haberin olsun. Evet geldik şimdi kesik koniye. Kesik koni. koniyi, koniyi kestim. Üstteki parça kesik koni değil. Bak burası kesik koni değil. Burası yine bir koni olmaya devam ediyor. Hani parça olarak düşünecek olursak. Kesik koni dediğimiz yer neresidir? İşte tam olarak burasıdır. Hocam kesik konide ne yapacağız? Kesik piramitler gibi benzerlik düşüneceksin kardeşim. Benzerlik oranı ne oluyor? Yine kesik konuyu tam bir konuya tamamlayacaksın. Tamamladıktan sonra benzerlik oranı yarıçaplar oranı. Benzerlik oranı alanlar oranı. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. E hacimlerde ne yapacağız? Benzerlik oranı mesela R1 bölü R2 ya. R1 bölü R2'nin kübü de hacimler oranına eşit olacak. Zaten biz bunu kesik konuyu de yapmıştık. E burada benzerlik oranı ya R1 bölü R2 ya da şu bölü şu. Atıyorum burası 2K burası da K olsun mesela. Hocam benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. 2 bölü 3'ün kübü sallıyorum şu anda sadece. 8 bölü 27. E o zaman burası 8V iken burası 27V değil. Tamamı 27V olacak. Buraya da 19V kaldı deyip ona göre yorum yapabilirsin. E hocam ben buradan 19V'yi bulmak için kesik konuyu bulmak için üsttekinin hacminden yararlanıp piramitte yaptığımız gibi sonra V'yi bulup V'yi de yerine yazdığımız an sonuca yine rahat bir şekilde ulaşırız dostlar. Evet kesik koni bu. İstersen şimdi sonuna bakalım arkadaşım. Örnek 18. Şekil 1'de yüksekliği 8 birim olan bir dik koni yarısına kadar su ile dolu. E madem bunlar yarısına kadar su ile dolu benzerlik oranı kaç burada? Benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yaptı. Buradaki hacim V iken tamamı 8V buraya ne kaldı? 7V kaldı. İçindeki su 7V. Bu koni şekil 2'deki gibi taban düzlemiyle su yüzeyi paralel olacak şekilde ters çevrildiğinde. İçindeki su aynı mı? Aynı. Burası 7V mi? 7V. E yükseklik hala aynı mı? Aynı. Kaç? 8. E hocam burada da boşluk da yine aynı. V. Yine benzerlik ilişkisini yapabiliriz. Benzerlik oranı kaç? X bölü 8. Benzerlik oranının kübü ne eşittir? Hacimler oranına eşit olacaktır. Yani 7 bölü 7V bölü 8V'ye eşit olacaktır. Yalnız dikkat et. Bunun hacmi 7V. Tümünün hacmi 8V. Burada her iki tarafın küp kökünü alacak olursam eğer buradan x bölü 8 eşittir. Küp kökünü alacak küp kökü 7 bölü 8'in küp kökü de 2 mi yaptı? Evet şunlar sadeleşti. Burası 4 yaptı. 4 ile karşı tarafı çarpınca da x. 4 çarpı küp kök 7'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Çok da güzel bir soru. ÖSYM bunun benzerinde çok öncelerden bir soru sormuştu. Yine aynı mantıkla bir soru sorabilir. Gerçekten hoş ve şuraya bir yıldız atıyorum. Buna dikkat et. Evet örnek 18'i bulduk. Geldik örnek 19'a. Çekildik ABC dedik ya bu şeklindeki bir levha. BC kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Arkadaşlar BC etrafında 360 derece döndürülüyorsa BC'ye göre şekli simetriğini alıyoruz. Al bakalım BC'ye göre şekli simetriğini. Hocam aldık şöyle, şöyle ve şöyle. Ve dolu kısım neresi? İşte tam olarak şurası. Şu dolu kısmı biz de dolduralım. Arkadaşım ben şimdi bunu döndüreceğim. Hadi döndürelim. Döndürdüğümüz zaman neresi etrafında döndüreceğim? Dikey doğru etrafında döndüreceğim. Dikkat. Yani şurasının etrafında döndüreceğim. Şu BC etrafında döndüreceğim. Döndürdüğümüz zaman ne yapıyorduk? Yuvarlaklar şöyle olacak. E o zaman yuvarlaklar. Hocam D buraya geldi. Hocam A da buraya geldi. Yuvarlakları koyacak olursak dikey döndürmede yuvarlakların biraz yatay elip şeklinde oluyordu. Koyunca daha rahat bir şekilde çıkar. İşte böyle. Ne çıktı karşımıza? Kesik koni. Evet, kesik koni çıktı 360 derece döndürdüğümüzde. Dönel cismin hacmi soruluyor bize. E kesik koni gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu tam bir koniye tamamlıyoruz. Tam koniye tamamladık. Hocam benzerlik oranı belli mi? Belli. Kaç? 2 bölü 4. Benzerlik oranı 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani buradaki hacim V iken burası 7V isteniliyor bizden. V iken tamam 8V olacak. O yüzden buraya 7V kaldı. O zaman üsttekinin hacmini bulsak yeterli olacaktır. Üsttekinin hacminde de hop şurayı bulacağım hocam. Benzerlik oranı 1'e 2 ya. O zaman hocam şunlar birbirine eşit ya. E şunlar da birbirine eşit olacak. Burası da 3 oldu. E V hacmi çıkar. V hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani pi r kare çarpı 3 bölü 3. Yani 4 pi oldu arkadaşım burası. Bölü 3'ü unutma. Kesik piramidin hacmi isteniliyor bizden. Yani 7 V isteniliyor. 7 çarpı 4 pi'den cevabı da 28 pi olarak buluruz. Örnek 19'u 28 pi bulduk. Geldik bir sonraki soruya anam bu ne? Böyle bir şey verin bir şekildeki kesik dik dairesel koninin açılımı. Evet koninin açılımı kesik koninin açılımı bu şekildedir. İstersen kesik koniyi yap. Kesik koniyi yaparken ne yapacaksın? Önce bir koniyi yapsan, Şu koniyi yap. Şöyle bir koniyi yapıyorum şöyle. Hop şöyle. Tam elips şeklinde yapayım. Şöyle yapalım. Çizemedim. Sonra şunu yaptım ve şunu yaptım. E, kesik koni ne olacak arkadaşım? Kes kardeşim bir düzlemi tabanla şöyle paralel olacak şekilde kes. Kesik koni aslında neresi? İşte tam olarak burası. Kesik koninin burası. Kesik koniyi açtığın zaman ne var? Bak, görürsün zaten ne olduğunu. Arkadaşım iki tane daire var mı? Var. Bir tabanda daire, bir tavanda daire. Bir de yan yüzeyi bir daire dilimi değil mi? Evet. Ama kesik daire dilimi. Yani sen bunu tam açtığın zaman şöyle bir şey oluştu. Bak, tam açtığın zaman böyle bir şey oluştu. Şurayı da açtığın zaman şöyle bir halka değil mi? Şuradaki sarı bölge. Evet. Yani Böyle bir halka yay parçası geldi karşımıza. İki tane de şu geldi. Kapaklar geldi. İşte açılımı gerçekten bu şekilde mi? Bu şekilde. Tamam. Bu şekli yapacağız şimdi. Adam bize BC'yi kaç vermiş? Şuradaki BC'yi 4 pi vermiş. Bu BC dediğimiz üstteki dairenin çevresi değil mi? Yani 2 pi r eşittir 4 pi ise buradan pi'ler gitti. R'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Evet bunun yarıçapı 2 çıktı. Alttakinin de Şurası kadar değil mi arkadaşlar? Bunu kapattığımız zaman alttaki dairenin çevresi kadar olmayacak mı? Evet. Bu da 2 pi r eşittir 6 pi dersek r'yi de 3 mu buluruz? Evet. Bunun yarıçapı da kaç çıktı? 3 çıktı. Evet bunları yorumlayacağız. Buna göre kesik koninin hacmi nedir diye soruluyor. CD'yi de kök 5 vermiş. CD de şuradaki uzunluk değil mi? Evet. Şimdi burada kesik koninde ne yapıyorduk? Hop şöyle bir tam şey yapalım. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Hocam burası 2 hken hani 2 bölü 3 ya. Burası 2'ye 1 oran olacak. Hatta burası 2 k burası 3 k olacak. Burası k oldu. Biz buraya ne bulduk o zaman? 2 kök 5 bulduk. Eyvallah. Hani 2'ye 1 oran var ya. 2'ye 1 oran olacak. E o zaman burada şu aşı bulacağım ben. A şurada da bir dik yamuk var. Dikkat. Burası 3. Burası 2. Burası kök 5. Burada bir dikdörtgen çizecek olursan. 2 iken burası da 2. Burası 1 mi oldu? Evet. 1 kök 5. 1 2 kök 5 üçgenden. Burası 2. Burası 2. Yani buradaki yüksekliği kaç bulduk? 2. 2'ye 1 oran var. O zaman 2'ye 1 orandan dolayı burası da kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda. E benzerlik oranı 1 bölü 3 değil pardon. 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün kübü 8 bölü 27. E o zaman burası 8V iken burası kaç V olacak? 19V olacak. 8V'yi ben bulabilirim. 8 de üstteki koninin hacmi. Yarı çapı 2 yüksekliği 4. Pi R kare çarpı 4 bölü 3. Bölü 3'ü unutma lütfen. Pi r kare çarpı yani taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Hocam buradan şu 4 kere 4 16 ile 8 sadeleşti. Burada 2 kaldı. O zaman V'yi ne bulduk arkadaşım? V de buradan 2 pi bölü 3 geldi. Bizden ne isteniyor? 19 V isteniyor. O da 19 çarpı 2 pi bölü 3'ten 38 pi bölü 3 olarak buluruz cevabı. Evet örnek cevabı 38 pi bölü 3 geldi. Güzel bir soru arkadaşlar. Açılımını da şöyle görmenizi istedim açıkçası. Evet, gelelim bir sonraki soruya. Hı. Şekildeki dik silindir iç şeklinde bir akvaryumun içerisine TAB TAB konisi yerleştirilmiştir. Akvaryumun yarısına kadar dolması için 10 birim küp su konulmuştur. Evet, akvaryum şu şekilde, ee, buraya kadar su doldurulmuş 10 birim küp. Dolan su 10 birim küp. Unutma bunu. Hacmi 3 birim küp olan balıklardan en fazla kaç tane atılırsa? Hacmi kadar su yükseltmeyecek. Mi? Evet. Hacmi 3 birim küp olan balıklardan en fazla kaç tane akvaryuma konulursa su taşmaz diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şunu bir yorumlayalım. E buradaki bunlar eşitse şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet benzerlik oranı 1 bölü 2. Hocam burada 1 bölü 2'nin kübü kaç? 1 bölü 8. Hocam şuradaki hacim V iken buradaki hacim 8V değil 7V. E Koni'nin hacmi kaç yaptı? 8V yaptı. E, koni ile silindirde ne oluyordu? 3 katı olmuyor muydu? Evet. Burası kaç olacak o zaman? 8V iken 3 çarpı 8V'den burası kaç yaptı? 24V yaptı. Evet. Silindirin hacmi 24V oldu. Arkadaşım silindirin hacmi 24V iken yarısı 12V. Diğer yarısı da 12V olmaz mı? Olur. E su dolu alan kısım neresi? Hocam burası 12V. Şurada şöyle akvaryum içerisine böyle bir koni yerleştirmiştim. Su olan kısım neresiydi? Şurasıydı. O zaman ne yapacağım ben? Şuraya kadar kısım 12V. Burası da 7V ya. 12V'den 7V'yi çıkartınca 12V 7V. Bu kaça eşitmiş işte? İçindeki suya eşit. Yani 10'a eşitmiş. Buradan 5V eşittir 10 ise V'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Evet V'yi 2 bulduk. V2. Bu arada burası da 12V. O zaman şuradaki boşluğa ne kalıyor arkadaşım? Buradaki boşluğa da V'si buradaysa buraya da 11V kaldı. E o zaman 11 V de kaç yapıyor arkadaşlar? 22 mi yaptı? Evet. Boşluğun hacmi 22 V oldu. Şimdi bana diyor ki hacmi 3 birim küp olan balıklardan 3 birim küp olan balıklardan x tane koyacağım. Ne olacak? Suyun taşmamasını isteyeceğim. Yani boşluktan küçük olması lazım. Eğer bu boşluğu taşarsam yani hacmi bu boşluktan büyük olursa su taşacak. Çünkü hacmi kadar su Yükseltmiyor muydu? Evet. O zaman 3x'in ne olması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle 22'den küçük olması lazım. Suyun taşmamasını istiyorum. O zaman böylelikle x'in en büyük değeri ne olmuş olur arkadaşım? 7 olmuş olur. Yani 7 tane kırmızı balık koyarsam evet kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aklıma geldi. Çocuklar küçük olunca bunlar geliyor aklımıza. Evet. 7 tane balık koyarsam su taşmayacak arkadaşlar. E, o zaman bizden de bu isteniyor. Zaten cevap böylelikle 7 yaptı. Örnek 21'e de bulduk ve geldik son soruya. Örnek 22'ye. Yandaki şekilde yüksekliği 4 birim olan kesik dik koninin üstten görünümü verilmiştir. Kesik koniyi çizelim. Arkadaşım kesik koniyi nasıl çiziyorduk? Şöyle bir koniyi öncelikle bir çizelim. Sonra keseriz onu. Bir dik koniyi çiziyoruz. Şöyle çizdik. Ve sonra da kestik. Şöyle bir şekilde kesik yaptık. İşte kesik koni dediğimiz şey bu. Üstten görünümü de şu şekilde ya. Tam üstten baktığın zaman iç içe daire şeklinde göremez misin? Kesinlikle görürsün. İşte o sarı daire şu üstteki daire oluyor. Soruncu dairede yani şu büyük dairede hepsi olmuş oluyor. Ve burada yarıçapını kaç vermiş? Yarıçapını bunun 3 vermiş. Büyüğün yarı çapı kaç? 6. Büyüğün yarıçapı da 6 olarak verilmiş. Bu konunun yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi yüzey alan isteniyor bizden. Arkadaşlar 3'leri kullanacağım. Ve yüksekliği de 4 birim olarak verilmiş. Bak şurası 4. E hocam burası 4 ise sen buradan bir yükseklik çizerek yan ayrıt uzunluğunu da bulursun. 4 ya burası. Şimdi burası 4 olduğundan burası da 4. E burası da 3 ya. Şöyle bakacak olursan şurası da 3. Buraya da 3 kaldı. 3, 4, 5 üçgeninden 5 geldi. Bu arada benzerliğe bak. 3 bölü 6. 1'e 2 oran var. O zaman bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Yani burası da 5 mi yaptı? Evet. Şimdi bizden bu alan isteniyor arkadaşlar. Öncelikle şunun yan alanı tüm alandan sadece bu yan alanı mı çıkartacağım? Yani burada taban alanları var mı? Var. Onları ekleyeceğiz. Hocam pi 6'nın karesi artı pi 3'ün karesi var mı? Var. Bir de bunun yan alanını ekleyeceğim. Şuradaki yan alanını bulurken arkadaşlar pirildi mi miydi tamamı? Evet düşün. Şunun tamamı pirildi. Bak dikkat et. Aç, açacak olursan. Buradaki alan tamamı pirildi. Pi, r, l. E hatta burası. Şuradaki yan alanını da bulabiliriz. Pi, r, l. Yani burası kaç oluyor direktman arkadaşım? Şuradaki alan Pi çarpı R çarpı L. Yani direkt kaç yapıyor? Şurada göstereyim ya ben bunu. Pi çarpı 3 çarpı 5'ten 15 Pi yaptı. E, tamamının yüzey alanını da bulalım. Burası 6 burası 10 değil mi? Evet. Bunun yüzey alanında pi çarpı 6 çarpı 10 değil mi? Burası da 60 pi mi yaptı? Evet. Burası da 60 pi yaptı. E tamamı 60 pi ise buraya kaç kaldı? İsterseniz benzerlik alan ikisinden de bulabilirdiniz ama Bunlar eşit ya ya da. Ee, direkt hocam bunlar eşit olduğundan dolayı hani S3S olacak şeklinde de deyip buraya 45 pi diyebilirdiniz. Ama ben nasıl buldum? Tamamının yüzey alanını PRL'den buldum. 15 pi'yi çıkarttım. 45 pi olarak buldum. E bir de 45 pi yan alanını da eklersem olay bitti. Çünkü kesik koninin yüzey alanında bak tekrar söylüyorum. Taban alanları var. Bir de o kesik parçanın yan alanı var. Yani o kesik parçanın yan alanı işte tam burası değil mi? İşte burası. Bizden bunların hepsinin toplamı isteniyor. O zaman ne yaptı? 36 pi burası. 9 pi burası. 45 pi de burası. Topladığın zaman burası 45 burası da 45. 90 pi mi yapar? Evet. 90 pi yaptı. Ve böylelikle koniyi bitirdik mi? Bitirdik. Yani her çeşit tamam. Bu koni kolay bir koni ama her çeşit sorusunda koyduğum için hani biraz afallamış olabilirsiniz. Ama soruların içeriğine baktığınız zaman eski bilgileri de çok kullanıyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle konuyu bitirdik. Sırada ne var? Küre. Evet o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda küre konusu konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.